finalden sonra ne olacak ben onu merak ediyorum. Ne olacak? Neyi göreceğim onu merak ediyorum. Ha, sen finalden sonra göreceksin. Ne göreceğiz? Hani Mobese ile beni takip ettirip evimi bulacağız, adresi vereyim, herkes gelsin. Yok, verme adresini. Ne diyeyim yani? Şimdi sende de potansiyel var, biliyor musun? Evet. Nur, hafif ben de tırstım. İstemiyor değilim Zuhal Hanım. Bak. Hayır, demek istediğim... Ya yok canım, o kadar değil. Şunu demek istemiştim Zuhal Hanım. Dün de eşini getirmiş. Sanki benim olayın üstüne bana eşini gösteriyor ya, gibi geldi. Ya saçmalama Gül. Arif mi geldi? Arif niçin geldi biliyor musun? Niçin? Arif niçin geldi? Niye geldi? Canım dur, kocam. Gelmeyen adam hayırlı. Dördüncü dur, gün niye geldi? Dur, öğrenelim niye geldi? Ben... Trafik, araba sevmiyorum. Motorla beni almaya geldi. Ay, güzel, evet, iyi yapmış. Canım kocam. Motosiklet mi kullanıyor? Sen çok şey art niyetli bir adamsın. Beni bir şey Arif'e tanıttın. Ben hayır. Kaskını takıyor değil mi? Evet evet. Bravo, kaskını takıyorum. Bravo. Takıyor. Çok art niyetli. 40 sen yıl bak, düşünsen. Bak bunlara bak bak bak. Bak. Vallahi bana o mobese şeyi bana öğrenseniz nereye kocası gidiyorsunuz diye bakacak mı? Belki beni takip etmişler. Hayır. Etmişler. Ekip arabasını takip etmişler. Yok artık. Bu arada şu konuya tekrar bir değineyim. Biz tabii ki elimizden geleni mümkün mertebe insani koşullar çerçevesinde sağlamaya çalışıyoruz. Diğer yarışmacılara haksızlık olmasın, bir şaibe oluşmasın. Kimse kimseyi zan altında bırakmasın diye. Seyircilerimizin de içi rahat etsinler diye. Onlar inanıyorlar, biliyorlar ama yani insanların da kötü niyeti varsa, şuraya koymuşsa bir şey yapacağını yapar. Biz ona nasıl engel olalım? Bizde öyle bir şeyimiz yok ya. Yapay zeka ile ilgili bilmiyorum. Şey yapalım, bir formülü arayalım. Bunu nasıl, ama biz onu engelleyemeyiz. Yani ona biz bir şey yapamayız. O insanların artık kontrolünde olan bir şey. Ama yakalarsak icabına bakarız. Ama şüpheleniriz. Ama birisi bir şey duyar, birisi mutlaka görür. Ya da işte ama bazen de yarışmayacağız. Senin koalisyon yani çok da bir ortada kanıt yoksa biz bunu ciddiye alamayız yani. Şahit tabii olması lazım ama sen öyle diyorsun. Selahattin öyle diyor. Selahattin de işte röportajında gerçi bir sıkıntı, sakınca görseydi demez de herhalde yok, röportajında yok. İkbal olsun diye. O başka. Yok, ya da onun gönlünden sen değil, o onu sevmez, o ona antipati besler. Bunlara bir şey diyemeyiz. Ama yani bizim şahit olduğunuz, yani sizin şahit olduğunuz bir şey olursa zaten bize aktarın. Gerekeni yaparız. Ama şimdi gerek İki tane çiğ köfteden ilkiyle başlayalım. Hangisiyle başlayayım acaba? Hangisini istersen. Peki. Hadi buyurun, afiyet olsun. Elinize sağlık. Bence iki tane yeterli değil Zuhal Hanım. Değil mi? Normal şartta en az değil dört tane olması lazım. Yiyince yeterli geliyor. Tabii ki programımızda hep söylüyoruz. Her şey bir bütün. Servis, sunum, tabaklama, her şey önemli. Ama iki tane çiğ köfte bana da az geldi. Bir dört tane olabilirdi. Şöyle zaten. Niye az mı yok? Vardı orada bir sürü şey var. Nerede tadımlık? Herkes ayran istemiş ben değil mi? Herkes istediği bir için kalmadı. Bir tane eksik. Evet, herkes istediği gerçekten için. Gerçekten şaka. Ama hemen yapacağım. Yok yok, yapma yapma, ben içmem. Ya, problem. Ben içmiyorum. Ben hayır hayır, sen iç lütfen. Yarışmacılara ver. Gerçekten. Yok, ben. Tamam ben... tamam, ver ver. Doğru, bir şişe olunca problem. Anca denk geldi. Herkes ayran isteyeceğini. Ben almayacağım canım. Sen şeye ver. Nur'a ver, bir de Selahattin'e. Ben aldım Zuhal Hanım, teşekkür ederim. O zaman Gürkan'la... Bana da şart değil. Hayır, hayır, Gürkan'la Nur'a ver. Zuhal Hanım, efendim? Eğer ilerleyen zamanda böyle izniniz olursa... Çok zamanımız yok, bugün bitiriyoruz. Çok kısa şekilde böyle ana yemeğe girmeden falan, ben hepimizin de böyle bir ortamı yumuşasın diye... Gürbüz de eğer okey derse tabii, kendime ait olacak bir şarkıdan kısa bir şey okumak isterdim. Bana müzik attı da Zuhal Hanım. Sana müzik attı. Ha, ben de diyecektim, Gürbüz'ün onayına ihtiyacın yok yani. Gürbüz kim? Ama müziğini atmış. Tabii tabii, çok güzel olur valla. Zaten geçen de bir kısa söyledin, doyamadık zaten. Teşekkür ederim. Tadı damağımızda kaldı. Çiğ köfteye de doyamadık. Tadı damağımızda kaldı. Niye böyle bir sürü yoğurmuşsun orada? Niye koymadın? Aa, tabii ki koyarım. Ben... Yok. Baştan getirecektin tatlım. Niye o kadar az koydun? Ya. Bir sürü yoğurmuşsun. Dört tabii tane koyaydın çiğ en köfte deyince. En azından dört tane olması lazım. Muhtemelen biliyordu çok... İyi olmadığını, birer taneden gidelim ziyan olmasın. Öyle mi düşünüyorsun? Hayır, öyle düşünmedim. Normalde Zuhal Hanım sofrada hep tadına bakıp bırakıyorlar zaten. O bizi ilgilendirir. Çoğunlukla yemiyorlar. Olsun, iyi biçim. Ben her iki yemeği... tane uygun diye düşündüm. Ama şimdi çiğ köfte ya bu. Evet, peki. Nur, sen söyle bakalım nasıl buldun çiğ köfte? Zuhal Hanım, daha yoğrulması gerekiyormuş. Kısır gibi olmuş. Soğanları bir tık hani çiğ köfteye göre diri kalmış. Olmamış, üzgünüm. Gerçekten. Selahattin? Zuhal Hanım, yani şimdi sunum olarak zaten biraz zayıf kalmış. Yani yanında nane olması lazım, nar ekşisi olması lazım. Yani daha sunumu güzel olması lazımdı. Yani ya böyle de evet, sunulabilir yani mi? Böyle de yapılır ama, yapılır ama. Bu yeşil yapraklar değil evet, de kenarları şey olmuş, daha asma güzel, yaprağı gibi. Evet. Böyle bir marulun o evet, daha iç tarafı kısmını, daha güzel iç tarafını, olması, göbek tarafına getirseydin. Evet, yani bir de tam böyle yorulmamış, biraz böyle cıvık cıvık. Ben de az önce evet, sizden bahsettim ya, böyle sıktığın zaman öyle evet, kalması lazım.
Yani hamur gibi mesela böyle tam kalması lazım. Lezzeti nasıl baharatı mı? Baharatları iyi. Nereden bu acısı? İsot kullandı. İsot'tan geliyor. İsot nereden işte İsot? O da memleketten. İyi ya bak belli abi. Kaliteli bir İsot. Güzel kaliteli bir İsot. Yormuyor sen rahatsız etmiyor. Onun tadını evet market biberi de olmadığını İsot olmadığını anlıyorsun. Güzel yani. Gürkan? Biber salçası koydunuz mu? Evet. Tamam. Soğanı koyarken soğanı doğradıktan sonra sıktınız mı evet, suyunu? Evet suyunu sıkıyorum ben. Soğanın suyunun acısıyla o biber salçasının acısı bir araya geldiğinde hafif buruk bir tat bırakıyor ağızda. Yakıyor boğazda dolaşıyor. İsot'tan olabilir mi? Yok İsot ben en az alayım onu bana söylemeyin de. Acısı bile az hatta ben bunun üzerine pul biber dökerim artı. Yok be acısı iyi ha. Çok yok, iyi yok. Acısı. Ya benim için iyi, hani iyi. Ben çiğ salçası için. Sen ekstra acı yiyorsun şey ya. Ha. Acısı ne iyi acısı biber iyi. Koy öyle yerim. Yani ne ama güzel. Hani şey çok cıvık kalmış. Evet, yoğurması. Buna katılıyorum zaten maalesef. Cıvık olmasına ama lezzet konusunda ben güzel olduğunu düşünüyorum. Yani, o yani baharatları şey falan iyi, lezzetsiz değil. Daha yani yoğursaymışsın. Evet. Yoğurman lazım. Güzel olurmuş ama ben sana bir 20 dakika daha yoğurman evet. Niye o kadar az yoğurdun? Yani sen aslında o kadar telaştan, yani çok, aceleden. Tabii. Yani kaslı bir insan olmadığın için. Tabii zaten onunla kafama soru işareti takılmıştı zaten. Tabii şimdi zaten. Daha yani güçlü bir insan. En az insan, bir 40 dakika normalde bir bayan için yoğurması lazım. Çünkü yani normalde de evet, ben de en az evet, bir yarım saat yarım falan. Yani bir bayan olması 40 dakika biraz güçlü olduğun zaman yarım evet, saatte evet, bitirir. Evet. Menünüz de hafifti İkbal Hanım. Neden daha çok yoğurmadınız? Menüm bence hafif değildi. Hazır. Yani şimdi ağır bir menü olması için sürekli üst üste et, tavuk, hayır, kuzu bir şeyler koymam gerekmiyor. Hani normalde nasıl bir yemek tercih ederiz? Daha hafif. Mesela ara sıcak nedir? Hafiftir. Seni ana yemeğe hazırlar. İki doymazsın ara sıcakta mesela. O konuda en başarılı yarışmacımız Özlem'di. Gerçekten evet, çok hafif ondan geçişler yaptı. Ondan bahsetmiyorum size. Hani mesela çorbanızdaki tutmaç neydi? Cimcik. O zaten hazırdı. Ama barbunyayı haşlamış. Barbunyayı konserve mi dediniz? Haşlamış. Onu mesela ocak onda haşlıyor diyecek birazdan. Tabii. Suyla ocağı. Eğer onu da konserve kullansaydı haklısın ama en azından bir ürünü haşlamış. Yani kolaydı diyorsun benim için. Kolaydı, kolaydı. Yani hiç buna katılmıyorum. Nasıl kolay? Çiğ köfte var, kebap var. Bence çok olmamış kolay bir menü değil ama. Dondurmalı irmik helvası var. Zor yani çorba tamam çok zor bir çorba değil. Ama illa zor bir çorba tercih etmek zorunda değil değilsin, ki. Tabii ki canım. Yani neden zor bir çorba tercih edeyim? Daha rahat içimi olan, seni ana yemeği ara sıcağı hazırlayan bir çorba daha güzel bir tercih. O zaman belki benim menüme neden çok kolay dediğinizi anlamadım. Ben kolay diye bir kelime kullanmadım. Dediniz hepiniz dediniz. Ama sürekli bana söylemediğim şeylerle beni itham ediyorsunuz. Her defasında bu oluyor. Söylendi. Olarak. Geçen de yalancı dediğimi söylediniz. Benim bir kere hani kullanabileceğim bir kelime değil o. Ben birine yalancı diye bir benim tarzım değil zaten. Onu da yanlış anlamışsınız. Yalancı demedim çünkü. Benim kolay de hatırladığım dedim. Yani hatırlamıyor da olabilir ama İkbal senin menüne basit demedi galiba. Ben gayet hani beğendiğim eksikleri olduğunu söyledim. Genel olarak söylüyorum. Kolay dediğimi hatırlamıyorum. Hayır sen demin basit dediniz diyorsun ya ben genel demedim genel olarak diyor. İnsanlar da yani diyenler çok oldu evet. Onlar da benim menümle bu menüyü kıyaslayamazlar. Peki sen ne söyleyeceksin Özlem bize çift köfte hakkında? Ben biber salçasıyla isot yiyorum sanki. Ve böyle sunum olmaz. Bu göbeği yıkarsın, tertemiz öyle sunarsın. Zaten porsiyonu çok büyük sıkmışsın. Bunu mesela ortadan kesem iki tane daha sıkılır. Ayrıyeten de yeşil soğan attın mı? Hayır. Yeşil soğan ve maydanoz da girer. Onu blenderdan geçireceksin küçücük küçücük. Bir sürü çiğ köfte ben böyle biliyorum çiğ köfteyi. Hangi yöre? Yöresel olarak karabiber tadı almadım. Ben bir şey sadece isot ve maydanoz taşıyla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Çünkü etsiz olduğu için o girmez. Maydanoz taşıya girmez. Yani doğru, etli olsaydı girer. Etliye girer. Etsize girmez. Biz hep öyle yapıyoruz bilmiyorum. Ya, olabilir öyle yapıyoruz. Normal dediğim gibi salça ve isot da aldım. Zaten soğanlar da büyük. Böyle olmaz. Yani ya biraz ederim daha yoğursaydın olabilirmiş. Tek hakikaten olur, çok büyük şey bırakmışsınız. Zaten bu kadar daha küçük. Onları bunlar göbek, bunlar hiç olmamış. Yani bu yaprakları bunu sadece öyle domates suyuyla bile yoğursaydın olmaz güzel bir şekilde. O domatesi yani normal su koymasın. Esmer buldum. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yani ben şu çiğ köfte konusunda hep aynı şeyi söylüyorum. Gene söyleyeceğim. Yani bir de özellikle çok sevdiğimiz bir yemek defayen de yapıldı ve de gerçekten hüner ister. Yani herkesin yapabileceği bir yemek değil. Yani onun için şu çiğ köfteye girişeceksiniz ya hakkını verin ya hiç yapmayın bence. Çiğ köfte sadece birazcık gıcık olmuştu. Bu konuda katılıyorum. Zaten şekil almakta zorlardı ama lezzet konusunda asla katılmıyorum. Çok lezzetliydi. Yine sadece sorun bulmak için buldular. Sırf düşük puan vermek için yapıyorlar. Çiğ köfteyi geldi gösterdi. Çiğ köfte tepsisinde yoğurdum, şovumu yaptım. 18 dakika 20 saniye oldum falan. Ama ortada çiğ köfte yoktu. Bir Elazığlı olarak sadece baharatları yerindeydi.
bulgur, cıvık kıvam tutmamış ve sunumda da koskoca yaprakları ikiye bölüp en sert yer değerini önümüze getirmişti. İkbal Hanım'ın çiğ köftesi çiğ köfte değil de kısırdı. Bildiğiniz salça isotu basmış. Ben salçayla isotu ekmeğe sürüp yiyormuş gibi bir his verdim. Getirdiği o yeşillik de zaten hep lekeliydi, leke içindeydi. Başka hiçbir şey yoktu. İki tane çiğ köfte koymuş, küçük. Porsiyonu da küçüktü.